أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. İnşallah buraya gelirken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle söylüyor. Ebu Bekir ve Abbas radıyallahu anhuma bir gün Ensar meclislerinden birine uğrar. Ensar'ın oturduğu, aralarında hoş muhabbet ettiği bir meclise uğrarlar. Bakarlar ki orada Ensar ağlaşıyor. Bu iki güzide sahabe onlara doğru yaklaşır ve derler ki sizi ağlatan sebep nedir? Yani ağlanacaksa gelin beraber ağlayalım. Eğer bugün Allah Subhanahu ve Teala gözyaşı dökeceğimiz bir ayeti bize indirdiyse biz de ağlayalım. Eğer bugün Allah Subhanahu ve Teala Ensara ve Muhacire cehennem ateşiyle tehdit edecek bir şey bildirdiyse hepimiz ağlayalım. Eğer bugün ümmet için ağlanacaksa biz de sizin meclisinizde oturalım, hep birlikte ağlayalım dercesine bir soru. Dediler ki neden ağlaşıyorsunuz? Dediler ki Ensar, biz Efendimizle birlikte, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberken geçirdiğimiz hoş anları hatırladık. Allahu Ekber. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hoş vakit geçirdiğimiz anları hatırladık da bundan dolayı ağlıyoruz. Subhanallah. İnsan ya hanımının hastalığından dolayı gözyaşı döker, ya çocuğunun sıkıntısından dolayı, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı hatıralarınızı hatırlayacaksınız. Belki gülmeniz gerekirken, hoş bir vakit geçirmeniz gerekirken bir anda bütün meclisteki insanlar ağlayacaklar. Bu nasıl bir sevgi Müslümanlar? Allahu Ekber. Bu nasıl bir muhabbet? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben evde otururken senin muhabbetin, sevgin gönlüme düşüyor da seni görmeden edemiyorum. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu muhabbet onu yanında hanımıyla keyif almaktan alıkoyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çehresine bakmak evlatlarının yüzüne bakmaktan alıkoyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber nasihatlaşmak, en sevdiği arkadaşlarla beraber oturmaktan onu alıkoyuyor. Diyor ki ya Resulallah, inanıyorum sen de öleceksin, ben de öleceğim. Yani bu işin bir sonu var. Bu muhabbete bir inkıta uğrayacak, bir set çekilecek. Ancak diyor, sen diyor diğer peygamberlerle, Adem Aleyhisselam'dan kendisine kadar gelen yüz binlerce peygamberle farklı bir derecede, farklı bir cennette olurken ben diyor cennete veya cehenneme gideceğimi dahi bilmiyorum diyor. Peygamberin vereceği hiçbir cevap yoktur. Kendisine böyle muhabbet besleyen, bugününden artık vazgeçip ahiretteki dostluğuna göz diken, oraya yatırım yapan, onun için kendini dertlendiren, kederlendiren bir kardeşine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği bir cevap yoktur o an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz bekler ve kardeşine döner, der ki
kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah-u Ekber. Bana duyduğun muhabbet eğer seni Mescid-i Nebevi'de beni aratıyorsa, bana duyduğun muhabbet seni evde tutmuyorsa, bana duyduğun muhabbet insanlarla oturmaktan seni alıkoyuyorsa, bil ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Benle cennette beraber olacaksın. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, bu haberi duyduktan sonra bundan daha keyifli, bundan daha güzel, bundan insanı daha fazla mutlu ve mesut edecek bir haber duymadık diyor. Böyle seviyorlardı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bu haber Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. Yani ya Resulallah, Ensar sana duyduğu muhabbetten dolayı bir mecliste oturmuşlar, hatıralarını düşünerek ağlıyorlar. Allah-u Ekber ya. Vallahi hafsala almıyor ha. Ya kim sevdi hanımını böyle be kardeşim? 6 ay aramasa yemin ediyorum asla ve kata gözümüzden bir damla göz düşmeyecek. Kim annesini bu kadar sevebildi? Günlerce, haftalarca görmese annesi aklına gelmeyecek. Kim kardeşini böyle sevdi? Asırlar geçse kardeşiyle alakalı bir hatırasını ortaya koymayacak. Kim böyle bir insanı sevebildi Müslümanlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten insanın halini en iyi bilecek şahsiyetlerden bir tanesi. Hasta yatağından kalkıyor. Enes bin Malik'in ifadesiyle bir kumaş parçasını kafasına örtmüş, sarık yapmış tabir yerindeyse. Hani can havliyle çıkmış, kötü bir haber gelmiş de onun üzerine su dökecek tabir yerindeyse bir itfaiyeci gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bir kumaş parçası almış, Ensar'ın bulunduğu meclise gidiyor. Bir hutbe irad ediyor. Sahabe diyor ki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin son hutbesiydi. Allahu Ekber. Son hutbesiydi. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceği anlarda bu olaylar yaşanıyor. Daha peygamber sağken bu olaylar yaşanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Allah'a hamd ediyor. Ve diyor ki sizlere Ensar'ı tavsiye ediyorum. Sizlere Ensar'ı tavsiye ediyorum. Yani onlara iyi davranma, onlara muhabbet besleme konusunda size bir tavsiyem var. Çünkü onlar benim sırdaşlarımdır. Allah Resulü söylüyor. Çünkü onlar benim sırdaşlarımdır. Onlar üzerine düşen görevleri harfiyen yerine getirdiler. Her dersimizde başladığımız sohbetin her bir konusunda biz Ensar'ın faziletiyle alakalı burada konuştuk. Sonra dedi kendilerine saygı duyulmasını onlar fazlasıyla hak ediyorlar. O halde Ensar'ın iyilik yapanlarına iyilik yapın, iyilikle mukabelede bulunun, kötülük yapanlarına ise bağışlayın dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir annenin ölüm döşeğindeyken en küçük yavrusunu büyük abilerine teslim edercesine bir nasihattır bu. Ha bu evlat var ya, bu benim canımdan bir candır. Ey abiler, bu andan itibaren bunun anası da sizsiniz, babası da sizsiniz. Ne olur benden sonra bu çocuk asla muzdaripliğin içine düşmesin diyen bir annenin en büyük abilere ve ablalara yaptığı nasihat ve tavsiye gibi. Dedi ki ey insanlar, Ensar'ı size tabir yerindeyse emanet ediyorum. Onların iyiliklerine iyilikte mukabele edin, kötülüklerini ise nasihatla, güler yüzlülükle, eğer affedebiliyorsanız bağışlamakla, hüsnü zan beslenilmesi gereken bir mesele ise hüsnü zan besleyerek onları ne yapın, affedin. Görmezden gelin. Allahu Ekber. Demek ki kardeşler, bazı insanların, bazı toplulukların insanlar içerisinden bir ayrıcalığı olacakmış ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretmektedir. Bu hadis-i şerif kardeşlerim İmam Buhari'nin sahihinde geçmektedir. Bakın bu hadis-i şerifi şerh ederlerken alimler diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'la ilgili sözlerinde onları
taltif eden iki kelime kullandı. Yani sözüne sizlere Ensar'ı tavsiye ediyorum. Sonra dedi ki فَاِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي. Yani onlar keriş diyor alimler, midedir. Midedir. Aybeti de diyorlar heybedir. Nasıl ki diyor insan yediği yemekleri midesinde toplar. Nasıl ki insan kıymet verdiği eşyalarını böyle bir dolabın içerisine, bir heybenin içerisine koyarsa, onlar da benim iffetimle alakalı, izzetimle alakalı, mahrem meselelerimle alakalı, davamla alakalı meselelerde bana sırdaştırlar. Benim davamı korumam konusunda bana yardımcı olan kimselerdir. Allahu Ekber. Sırdaşım diyor onlara. Vallahi Ensar bu sözleri ziyadesiyle hak ediyordu kardeşler. Canlarını Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu davayı korumak adına hiçe saydılar. Allah azze ve celle canları feda etme konusunda onlara müthiş bir kolaylık verdi. Bir gün anlatıyorlar. Diyorlar ki Afganistan-Rus cihadı sırasında İngiliz gazetecisi Afgan bir çocuğu görüyor. Pejmurde bir kıyafet içinde. Fakir, gözyaşlarına tutulmuş bir çocuğu görüyor. Ona yaklaşıyor. Diyor ki çocuk diyor, sen ne kadar güzel ve iyi bir gence benziyorsun. Ya onu mutlu etmek için söyledi. Ya onun halini, perişanlığını gördü. İçinde bulunan muzdariplikten etkilenmesin dedi. Ne derse desin ama dikkat edin çocuğun verdiği cevaba bakın kardeşler. Döndü dedi ki adama, ey amca, bizim iyilerimiz cephelerde şehit oldular. Allahu Ekber. Vallahi de tarih boyunca Allah'ın sevdikleri ya cephelerde ya sokaklarda ya mescitlerde Allah uğruna canlarını verdiler. Tarih boyunca bir bakın. İsimleri bilinmeyen, hayatlarıyla alakalı fazla malumat sahibi olmadığımız nice insanlar vardır ki, ve hasaten bu akşam bahsedeceğiz, Ensar'ın öyle iki tane kuzusu vardır ki, bir alim öyle diyor, nasıl ki diyor düğünlerin neşesi kesilen hayvanlardır, onların etleridir, bu davanın da neşesi, bu davanın da besleyicisi olan kurbanlıklar vardır. İşte onlar bizim şehitlerimizdir. İşte bu akşam Allah nasip ederse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşım diye bahsettiği, her konuda faziletlerini gösterdikleri ve kendi canlarını hiçe sayma konusunda üstün bir gayretin içerisinde olanlardan iki kişiden bahsedeceğiz. İki kişinin hatırasından bahsedeceğiz ve inşallah meclisimizi sonlandıracağız. Bunlar şehadet bahçelerinin iki mümtaz gülü. Biri Cüleybib el-Ensari radıyallahu an, diğeri de Abdullah Zülbicadeyn radıyallahu an. Hangi siyer kitaplarına bakarsanız bakın, bu ikisiyle alakalı anlatacağımız mevzuların dışında bir şey bulamayacaksınız. Ama bu akşam bu meclisten ayrıldığınızda diyeceksiniz ki Allah'ın kulları içerisinde öyle zahitler, öyle arifler, öyle hikmet sahipleri varmış ki tanınmadan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yürümüşler. Onun ispatını ve delilini göreceğiz. Hadi gidelim Medine'ye. Cüleybib isminde bir sahabe. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Hasan, Cüleybib güzel bir çehreye sahip olmayan bir genç. İyi bir siması yok. İnsanlar baktığında tabir yerindeyse ondan kaçan bir simaya sahip. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine dedi ki ey Cüleybib, seni evlendireyim. Cüleybib döndü dedi ki ya Resulallah, beni evlendirecek bir bayan bulamazsın ki. Allahu Ekber. Subhanallah. Hatırasını göreceğiz. Tabii ki cahiliyenin karanlığında, şirkin içerisindeki insanların anlayışlarıyla İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin getirmiş olduğu anlayışlar birbirinden ayrışacaktı. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize şu hakikati öğretti. Allah sizin kalıplarınıza,
bedenlerinize, mallarınıza değil, kalplerinize bakar. Kalbinizin içerisinde taşımış olduğunuz imana, bunu ispatladığınız salih amellere bakar Allah Azze ve Celle. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, insanlar içerisinde öyle saçı başı dağınık, gittiği kapılardan kovulan, insanlara elçilik yapsa, aracılık yapsa, aracılığı kabul edilmeyen niceleri vardır ki, Allah adına yemin etse, Allah onların yeminlerini asla boşa çıkartmaz. Subhanallah. Saçı başı dağınık, bu meclisin içerisine geldiği takdirde belki birilerimizin huylanacağı, selam verdikleri takdirde selamını almaktan geri duracağımız, yanımıza otursa keşke buradan kalksa diye temennide bulunacağımız nice insanlar vardır ki gece yarısında Rabbim Allah'tır dediği zaman Allah buyur kulum diyecek. Ya Rabbi ben bittim dediği zaman Allah diyecek ki korkma ben sana yettim. Ya Rabbi mağdurum, ihtiyacım var diyecek. Allah ihtiyacını izhar et diyecek. Allah'la konuşanın nice saçı başı dağınık, elbisesi yamalı, baktığınızda keyif bulamayacağınız insanlar vardır ki onların Allah'la arasında özel bir muhabbetleri vardır. Özel bir muhabbetleri vardır. Allah onları gerçekten sevmektedir. İşte Cüleybib radıyallahu an, o gariban sahabe dedi ki ya Resulallah hangi kız benimle evlenir ki? Doğru söyledi. Bir bakış açısıyla, şu beşeri düzenin insanların bakış açısıyla doğru söyledi. İnsanların yakışıklılığına, kadınların güzelliğine, giydikleri kıyafetlere, bindikleri arabalara not verenler asla kalplerini ne yapacaktır? Göz önüne alamayacaklardır. Onların salih amellerini ıskalayacaklardır. Ahlakları onları ilgilendirmeyecektir. İlk sırada söylemiş olduğumuz hususları kendilerine referans alanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de kız babaları geliyordu. Diyorlardı ki ya Resulallah evlendirme çağında kızlarımız var. Ya Resulallah onlara uygun bir eş, iyi bir mücahid, salih bir adam nasip olsun. Bu buradaki bütün kız babaları için geçerlidir. Bayanları İslami çalışmada önemseyen bütün abiler için geçerlidir. Mücahid bir erkek, abid bir şahsiyet olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine böyle teklifte bulunan birine dedi ki ben senin kızına talibim. Adam bir anda havalara uçtu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin talip olduğu bir aile. Dedi ki verdim ya Resulallah. Yani görüşmeye gerek yok. Kimseden izin almaya gerek yok. Kızımla istişare etmeme gerek yok. Verdim deyince Peygamber aleyhisselam anlıyor. Yalnız ben kendim için istemedim. Kimin için ya Resulallah? Ben dedi Cüleybib için istedim. O Enes'in ifadesiyle baktığınızda gönlünüzün hoş olmadığı, yüzü çirkin bir genç vardı ya. Dedi ki ben Cüleybib için istedim. Adam olgun bir adammış. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yok dese farklı bir sıkıntı. Var dese evde farklı bir sıkıntı. Allah Resulüne dedi ki ya Resulallah bana izin ver evin annesiyle görüşeyim. Evine gelir hanımına der ki hanım kızımıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talip oldu. Kadın havalara uçar. Der ki ver bey. Hani kısa sormaya gerek yok. İstişare etmenin bir anlamı yok. Bu andan itibaren vahiy bizim evimize inecek. Allahu Ekber. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleri bu evde işitilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdelere burada kapanacak. Benim kızım müminlerin annesi olacak. Ver ya Resulallah. Adam dedi ki ancak dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için talip olmadı. Kim için dedi? Dedi ki Cüleybib için. Aman ha dedi vallahi de kızımı asla Cüleybib'e vermem. Allahu Ekber. Kadınlar böyledir ha. Dudaklarına gelen ilk sözü söylerler. Kötü niyetlidir asla söylemiyorum. Onu peygamber tavsiye etti o düşünmez o sıra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana bunu söyledi asla. O yüzden abiler, ablalar,
birilerini evlendirmek için bir araya getirdiklerinizde, eğer size birileri bu şahsiyet muttaki bir şahsiyettir, salih bir adamdır, saliha bir kadındır denildiğinde, ama memleketi, ama duruşu, ama mesleği, ama giydiği kıyafeti sorguluyorsanız, bu anne babayı iyi anlamanız gerekiyor. Baba dedi ki, ben kalkıyorum, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı olduğu gibi anlatıyorum. Yani annesinden onay çıkmadı. Adam tam kalkacağı sırada kız perdenin arkasından çıkıyor. Diyor ki, ey anne, ey baba, siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifini geri mi çeviriyorsunuz? Vallahi de ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim hakkımda hayırdan başka bir şey istemeyeceğini düşünüyorum. Allahu ekber. Cüleybib mi? Gözleri görmese ne olur? Peygamber tavsiye etti. Konuşmasını bilmese ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aracı olmadı mı? Yürümeyi bilmeyen kör topal bir adam olsa ne olacak? Peygamber referans değil mi? Şimdi size soruyorum ey Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Müslüman erkekler, şöyle şöyle yapın denildiğinde şu sözü söyleyebiliyor muyuz? Vallahi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü, sünnetini, hadisini yerine getirelim. Hep beraber bunu yapalım. Değilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için hayırdan başka bir şey istemiyor diyebiliyor muyuz? Allah azze ve celle ayetleriyle bizi tedip ederken, tehdit ederken, terbiye ederken, edeplendirirken birbirimizin arasında görüyor musun kardeşim? Allah'ın bu sözlerine sarılalım. Yapışalım, bayraklaştıralım. Allah bizim hayrımızdan başka bir şey istemez diyebiliyor muyuz? Diyebiliyor musun Erdal abi? Önünüze bir hadis geliyor Riyazu Salihinden. Süzüle, 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 şerhleriyle, açıklamalarıyla, günün tabir yerindeyse anlam ve önemiyle ilgili. Eğer biz duyarsız kalıyorsak, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı bu mevzuyu çok kavrayamamışız. Ne dedi kızcağız? Dedi ki, ben peygamberin benim hakkımda hayırdan başka bir şey isteyeceğini düşünmüyorum. Allah Resulü tavsiye ettiyse vardır bir bildiği. Ahzab suresi 36. ayet sanki böyle semadan kızın bulunduğu eve dökülüyor. Değil mi? Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdikleri zaman mümin erkek ve mümin kadınların başka bir hükme tabi olmaları beklenemez. Ayeti sanki evin içerisinde yankılanıyor. Sanki kız bu ayetin tefsirini yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için bir hüküm belirlemiş. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılık yapıyor. Deyince babası sevinçle kalkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor. Diyor ki, ya Resulallah, sen nasıl istersen o şekilde kızımı evlendirebilirsin. Sonra aradan bir zaman geçer. Sahabeler kendi aralarında konuşurlarken sen derler ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kızcağızla ilgili yaptığı duayı diyor biliyor musun? O kızcağızla alakalı. Yani Allah'ın ve Resulünün hükmüne boyun eğen, görmediği, belki bilmediği ya da çirkinliğine şahit olduğu, fakirliğine, acziyetine şahit olduğu adamla evlenmeye Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmak için yapan kadın için yapılan duayı diyor biliyor musun? Diyor ki, bilmiyorum. Allah Resulü dedi ki, Allah'ım onun üzerine hayır yağdır. Kızın üzerine. Onun üzerine hayır yağdır. Geçiminde ona asla zorluk verme. Ve vallahi de şimdi bahsedeceğiz. Sahabeler demişlerdir ki, Cüleybib'in şehadetinden sonra dul kalan hanımında Medine içerisinde kadınlar arasında en fazla infak edenlerden bir tanesiydi. Allahu Ekber. Bu hadis, bu dua ne yaptı? Zuhur etti elhamdülillah. Bakın, evlendi çok kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bölgeye savaş ilan etti. Savaş biter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki, bana şehitlerimizden haber verin. Yani kim ölü, kim yaralı, durumumuz nedir? Gelirler derler ki, ya Resulullah falanca 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 şehit olmuştur.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki başka? Tekrar ararlar, tararlar, derler ki ya Resulullah falanca, falanca, falanca şehit olmuştur. Allah Resulü der ki falanca, yani sanki tabir yerindeyse yuvasından uçmuş bir kuşu arayan sahibi gibi Allah Resulü sanki birini arıyor. Ya sanki sahabe de Allah'ın imtihanı işte, küçük görme adına değil asla. Sanki sahabe de dün yaşarken onu nasıl görüyordu ya, şehadetini de bir türlü göremiyorlar. Ölümünü de bir türlü göremiyorlar. Onu tabir yerindeyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koymaya layık görmüyorlar sanki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Cüleybib'i göremiyorum diyor. Bana diyor ondan haber getirin. Yani düşünün, yüzlerce belki mücahit var. Onlarcası şehit olmuş. Her birini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyuyorlar. İsim listelerini bir bir getiriyorlar. Allah Resulü diyor ki bir eksik var. Benim diyor Cüleybib'im yok diyor. Bana diyor ondan haber getirin. Çıkıyorlar, tekrar alan taraması yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, öldürülenler arasında, yani şehit olanlar arasında Cüleybib de var. Yanında da diyor 7 tane öldürdüğü müşrik var. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Vah diyor. O bendendir. Ben de diyor ondanım. Yani o benden, benim bir parçam. Sanki benim evladım. Benim evimde dünyaya gelmiş. Sanki benim hücrelerimden çıkmış. Benim sinirlerimi, kanımı taşıyor. Benim ailemin bir ferdi. Ben de diyor ondanım. Onun ailesindenim. Onun babası kimse benim. Anası kimse benim. Demek diyor, 7 tane müşriği öldürdükten sonra kendi de şehit düşmüş ha diyor. Ben diyor ondanım, tekrarlıyor. O da diyor bendendir. 7 diyor müşriği, kafiri, düşmanı öldürdükten sonra şehit mi olmuş? Tekrarlıyor, o bendendir. Ben de diyor ondanım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e getiriyorlar. Kolları paramparça edilmiş. Etleri paramparça edilmiş Cüleybib'in. Ne yapıyor biliyor musunuz kardeşler? Sahabeye emrediyor. Mezar kazın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu toprağa gömene kadar mübarek ellerinde bir tabut gibi taşıyor. Bir tabut gibi taşıyor. Kabre koyana kadar. Hani biz ölüyü defnetmeden önce bir tabutun içine koyarız ya. Muhafaza ederiz ya. Vallahi bunu yapsa yapsa Mehmet Hocam bir anne yapar evladına. Bir anne için o evlat bir kuştan daha hafiftir. Bir anne için o evlat yeryüzündeki belki en kıymetli varlıktır, en hafifidir. Ölümü ağırdır, bedeni hafiftir. Bir anne tutabilir dakikalarca, saatlerce, o toprak kazılana kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek elleriyle tutmuş Cüleybib'i, bir tabut vazifesi görüyor. Daha sonra kendisi onu mezara koyduktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Rabbi ben diyor ondan razıyım, sen de diyor ondan razı ol. Allahu Ekber. Ben razıyım. Cüleybib'in çektiği acılardan razıyım. Verdiği imtihanlardan razıyım. Daha evliliğinin yüzünü görmeden, belki evliliğinin mutlu anlarını yaşamadan Allah yolundaki cihadına ve şehadetine razıyım. Sen de razı ol diyor. Ve bizim Cüleybib'le tabir yerindeyse öğreneceklerimiz bunun ötesine geçmiyor kardeşler. Ensar Allah ve Resulü uğrunda canını feda etme konusunda üstün bir gayretin ve başarıyı elde edenlerin olduğu sınıftır. Gencecik yaşlarına rağmen, en büyük hayalleri olmalarına rağmen. İşte o Medine'de yaşayan Abdülüzzah isminde bir adam var, genç var. Amcasına geliyor, diyor ki yetim büyümüş. Diyor ki amca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiği günden beri ben senin iman etmeni bekledim. Senin teslim olmanı bekledim. Hani büyüklük sana yakışır. Öncelikle teslim olmak sana yakışır. Hani bu ailenin içerisinden bir anda böyle zıp çıktı gibi ortaya atılmak istemedim. Yıllarca seni bekledim ancak senden de bir hareket göremiyorum. Yetim büyümüş bir çocuk. Fakir bir genç.
elinde avucunda ne varsa annesiyle amcası tarafından kendisine verilen bir kişi. Ancak diyor, eğer diyor sen iman etmeyeceksen diyor bana izin ver. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak istiyorum. Allahu ekber. Gençler. Subhanallah. Yani biz genellikle büyüklerimizden, dedelerimizden, amcalarımızdan, abilerimizden neyin iznini alırız? Ya şu dünya hayatı içerisinde sen güzel bir ömür tükettin. Yaşayacağını yaşadın. Biraz önümü aç da ben de yaşayayım. Sen gezdin, hovardalıklarda tabir yerindeyse her şeyi yaptın. Şöyle biraz önümüzü aç da biz de senin yapmış olduklarını yapalım. Biz de senin gibi övünelim, mutlu olalım deriz değil mi? Nerede fıskı fucur varsa o adresleri bize birer birer göster de biz de bunların sahibi olalım. Ama bu genç geliyor, diyor ki bana izin ver. Ben diyor Allah Resulüne tabi olmak istiyorum. Amcasının verdiği cevap ne biliyor musun Serkan kardeş? Eğer diyor Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olursan, ona iman edersen senin elinde avucunda ne varsa hepsini geri alırım. Hatta üzerine giydiğin elbise dahil. Subhanallah. Hani halk arasında derler, çok özür dilerim, içindeki iç çamaşıra varıncaya kadar her şeyini alırım. Çocuk diyor ki, dönüyor kendisine, vallahi diyor ben Muhammed'e tabi olmaya gidiyorum. Ve asla diyor putlara da tapmak istemiyorum. Ve diyor sana ait bende diyor ne varsa hepsini vermeye hazırım. Üzerindeki bütün elbiseleri alıyor. Düşün. Yani böyle bir an düşün. Evinizde babanızın, amcanızın, dayınızın, dedenizin, sizin üzerinizde etki ve yetki sahibi bir kimsenin, vallahi sen eğer bu dine tabi olursan, vallahi sen bizim örfümüzü, kültürümüzü, töremizi bırakırsan, sen bu yaştan itibaren dindar ve ahlaklı olmak isteyenlerle beraber olursan, ben de senin elinde, avucunda ne varsa giydiğin ayakkabıya varıncaya kadar alırım tehdidiyle karşı karşıya olduğumuzu düşün. Ne yaparız? İnsan çekinir değil mi Mustafa abi? Zorlanırız yani. Makam alınacak elimizden, mevki alınacak, oturduğumuz ev alınacak, sürdüğümüz araba alınacak. İş yerinde ne kadar rahattık, kimsenin tabirindeyse sıkıntısını çekmiyorduk. Herkes bize tabiydi. Onlarca işçi benim bünyemde çalışıyordu. Bunlar gidecek. Abdülüzzah denilen genç amcasına dönüyor, diyor ki ben Muhammed'e diyor tabi olacağım ve putlara da diyor asla bu saatten itibaren iman etmeyeceğim. Annesinin yanına çırılçıplak gelir. Subhanallah. Elbiseleri yok, amcası almış. İnsan şöyle bir hayal ediyor. Evladının tabir yerindeyse üzerindeki elbiseleri alınacak kadar düşürülen bir seviyeyi düşünüyor. Evinize evladınız gelmiş, dedesi tabir yerindeyse yaşantısından dolayı eşyalarını almış. İnsan ne olur ya subhanallah. Anne yüreği hemen dayanamıyor. Bica dedikleri böyle bir elbise varmış. Özellikle çobanların giydiği kalın bir elbise. Annesi bir üst dikiyor, bir tane de alt dikiyor. Tabi yerindeyse hediye paketi gibi onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyor. Akşam yola çıkıyor. Tam sabah namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine geliyor. Allah Resulü'nün bir adetiymiş. Sabah namazını kıldıktan sonra şöyle mescidi kolaçan edermiş. Bakarmış. Gelmeyenler var mı? Allah Resulü diyor ki cemaate diyor katılmayanlara diyor emredeceğim. Evlerine diyor biri gitsin de odunla diyor onların evlerini yaksınlar. Değil mi hocam? Sabah namazına katılmayan, öğlene katılmayan, yatsıya katılmayan, Peygamber aleyhisselam mescidi ve tek tek kontrol ediyor. Nerede onlar? Nerede falancalar? Ya bu salih amel de benle Allah arasında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tabir yerindeyse bizim peşimize takılmış. Hani diyoruz ya bazen. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takibini görüyoruz burada. Kardeşlerini nasıl önemsiyor? Onlara nasıl değer veriyor? Sohbete gelmedikleri zaman, cihada katılmadıkları zaman, namaza gelmedikleri zaman, bulunmaları gereken meclislerde, mescitlerde olmadıkları zaman Peygamber aleyhisselam gözleri onların üzerinde. Asla bırakmıyor. Ama bir bakıyor ki bir genç var. Gönce yöneliyor. Diyor ki ey genç diyor sen kimsin? Allah Resulü aleyhisselam tanımıyor. Dönüyor diyor ki ben diyor Abdülüzzah'ım diyor. Allah'a emanet. Uzza'nın kulu.
müşriklerin tapmış olduğu büyük putun kulu Abdülüzzah. Allah Resulü diyor, olmaz diyor. Senin ismin diyor bu andan itibaren Abdullah Zulbicadeyn. Yani iki elbise, iki bica sahibi, o iki elbiseyi giyen Abdullah olarak anılmaya başlanıyor. Öyle bir hale geliyor ki kardeşler, gençler özellikle. Yani ben o kadar cürüm işledim. Ben o kadar hata yaptım. Ben o kadar yanlışın içerisine girdim. Allah beni affeder mi? Allah beni bağışlar mı? Ben salihlerden, abidlerden olur muyum kaygısıyla İslam'dan, Müslümanlardan uzaklaşan gençler. Bakın Abdullah'ı ne olur okusunlar. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün Allah Resulü ile yürürken yüksek sesle Kur'an okuyan birini duyuyor. Diyor ki bu münafıklardan mıdır ya Resulallah? Yani sesini duyurmaya çalışıyor. Desinler ki ne güzel Kur'an okuyor, ne güzel tilavet ediyor. Davudi bir sesle tilavet ediyor hem de. Allah Resulü aleyhisselam diyor ki yavaş ol. O diyor evvaptır diyor. Evvap. Dönüyorlar bir bakıyorlar ki Abdullah Zulbicadeyn. Allah'a bakma. Evvap ne? Çokça tevbe eden. Çokça bağışlanma dileyen. Ya genç sen ne yaptın ki? Hangi günah çukurlarından çıktın? Hangi fahşanın bataklığından çıktın? Sürekli tevbe ediyor. Sürekli bağışlanma diliyor. Ondan dolayı kardeşlerim İbn Abbas bakın şu sözü söylemiş. Şeytan demiş ki Adem oğlu iki şeyle benim belimi kırdı. İki şeyle. Ben onu haramlarla, günahlarla belini kırdım. O da diyor iki şeyle benim belimi kırdı. Birincisi La ilahe illallah sözü. La ilahe illallah sözü. İkincisi Allah'tan bağışlanma dilemeleri. O yüzden ne olur gün içerisinde sabah ve akşam müsait olduğunuz her anda La ilahe illallah ve istiğfar zikirlerini unutmayın. Dedi ki Allah Resulü hayır dedi o riyakar bir adam değil, münafık bir adam değil. O evvaptır. Yani Allah'tan sürekli bağışlanma dileyen ve öyle bir şahsiyet ki gençler Kur'an okurken, zikir yaparken, dua ederken çok içli Allah Resulü aleyhisselam ona diyor ki o çok evvaptır. Yani dertli bir adam, içli bir adam. Ona diyor o çok evvah bir gençtir. Tebük için sefer düzenlenir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelir der ki ya Resulallah ne olur benim için şehit olmam adına dua et. Abdullah gelir Allah Resulü aleyhisselama. Allah azze ve celle böyle dua etmeyi bizlere nasip etsin. Önceki derslerimizde de söyledik biz Allah uğrunda Allah için Allah'ın razı olduğu şekilde ölmenin yollarını unuttuğumuz gibi dua etmeleri de bıraktık. Allah'ım ömrüme bereket ver, ömrümü uzun kıl, beni zenginlerden eyle, beni mahcup eyleme, beni fakirlikten koru, cimrilikten koru, tembellikten koru, beni güzelleştir, simamı güzelleştir, ahlakımı güzelleştir, imanımı kemale erdir. Bu duaları yapıyoruz ama sahabe gibi Peygamber aleyhisselama yaklaşıp da ya Resulallah şehit olmam için bana dua et, deyişleri biz unutmaya başladık. Gündemimizden Allah yolunda ölmek ve öldürülmek artık geçmemektedir. Allah o idrakı bize tekrar nasip etsin. Dedi ki ya Resulallah şehit olmam için dua et. Peygamber aleyhisselam onun böyle kolunu tuttu. Dedi ki Allah'ım bunun kanını müşriklere haram kılıyorum dedi. Anladınız mı? Kolunu tuttu. Dedi ki Allah'ım bunun kanını müşriklere haram kılıyorum. Yani ya Rabbi sen bunu müşrikler tarafından öldürtme. Yani artık kıyamadığından dolayı mıdır? Müşriklerin ona yapacaklarını bildiğinden dolayı mıdır? Yoksa Peygamber aleyhisselama bir perde açıldı. O bu yolla ölmeyecek, bu beklentinin içine çok düşmesin. Ondan dolayı mı böyle bir şey söyledi? Abdullah Zulbicade'den yanaştı. Ya Resulallah ben senden bunu istemedim ki dedi. Ben Allah için ölmeyi istedim. Sen ise ölmemek için dua ediyorsun deyince Peygamber dedi ki sen Allah yolunda savaş için çıktığında ya hastalığa yakalanarak diyor öleceksin ya da diyor atından düşerek diyor öleceksin ve de diyor bu da senin şehadetindir. Anladık mı gençler? Bu da diyor senin şehadetindir. Demek ki şehitliği arzulamak hasta yatakta yatarken insanı şehadet şerbetini içmeye götürebiliyormuş. Ne olur niyetlerimizi tekrar sorgulayalım.
arzularımızı ve hedeflerimizi tekrar yoklayalım. Şu kısa dünya hayatı içerisinde bulunan şeyler Allah yolunda ölmemiz konusunda bize asla bir perde ve set olmasın inşallah. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Tebük gecesi savaş yaşanmadı. Düşmanla karşı karşıya gelinilmedi. Bir baktım ki diyor, uzakta bir ışık yanıyor. Gece vakti. Işığa doğru ilerledim. Baktım ki diyor, Subhanallah. Ya bu peygamber fena biri ya. Kolunda diyor biri var. Kolunda diyor biri yatıyor. Biraz diyor yaklaştım, baktım diyor Abdullah Zulbicadeyn diyor o. Allah Resulü koluna almış bir anne gibi. Son yolculuğunu yapan bir müşfik, yumuşak, merhamet yüklü bir anne gibi. Bir baktım diyor kabirde Ömer'le Ebu Bekir kazıyorlar. Sonra diyor onlar çıktılar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabre girdi. Dedi ki kardeşinizi bana verin. Subhanallah. Kardeşinizi bana verin. Sonra diyor aldı diyor Abdullah'ı, aynen şöyle söyledi, dedi ki Allah'ım ben dedi ondan razıyım. Cüleybiye dediği gibi sen de dedi ondan razı ol. Sonra diyor onu kabre koydu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki keşke o kabrin sahibi ben olsaydım. Allahu Ekber. Keşke o kabrin sahibi ben olsaydım. Altın ve gümüşlerin sahiplerine özenmedi. Makam ve mevki sahiplerine özenmedi. Dedi ki İbni Mesud gibi bir adam, ilim sahibi bir adam. Keşke o kabrin sahibi ben olsaydım. Evet, Ensar hayatları boyunca önceki derste söylediğimiz gibi yapmış oldukları iyiliğin çetelesini tutmadılar. Başa kalkmadılar. Ve her fırsatta cömertçe ellerindeki bulunan nimetleri Allah yolunda harcamak için gayret gösterdiler. Özellikle de canlarının satma konusunda Allah onlara özel bir yetenek ve bir kolaylık nasip etti. Ve bundan çıkacak bize nasihat şudur ki, ne olur bulunduğunuz meclislerde, aile içerisinde kötürüm, eli tutmayan, gözü görmeyen, insanlar baktığında karşısında ona hoş bir muhabbet duyamayacağı birilerine sahipseniz, onlara böyle sıkı sıkı sarın. Şeytan sizi ittikçe siz onlara yaklaşın. Şeytan aranıza perde koymaya çalıştıkça siz onlara daha fazla sarılın. Şeytan ve nefsiniz mani olmaya çalıştıkça siz buna kendinizi fazlaca zorlayın ki bilmiyoruz. O Allah katında duası makbul ve sizin için de Allah senden razı olsun denildiğinde Allah'ın razı olmasına tabir yerindeyse Allah onu vesile kılacaksa ne olur bu hayrı geri tepmeyin. Güzelliğe, yakışıklılığa, mala tamah edip de hayrı olmayan insanların etrafında el pençe divan durup yalakalık yapıp izzetimizden olmaktansa tabir yerindeyse öyle fakirlerle, mağdurlarla, hadisin ifadesi de güzel olmayanlarla, saçı başı dağınıklarla oturup da şeref sahibi olmak vallahi bundan çok daha büyük hayırdır. Allah gecenizi mübarek eylesin. Akıbetinizi güzel, cennetinizi inşallah Firdevs âlâ kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salam.